Merhabalar dostlar. Bu videoda sizlere Amerikalıların dünyaca meşhur silah ve mühimmat üreticilerinden Remington'un ürettiği sulugerleri inceledim. Şu anda özellikle iki tane 1270 Remington sulugeri bir tane 36 kalibre suluger ile kıyaslayacağız. Balistik tabloda namlu çıkış, 50 yarda ve 100 yardadaki hız değişimleri, mühimmata uygulanan basınç ve 100 yardadaki düşmeler gösterilmiş. Ne yazık ki balistik değerler 125 yardaya kadar uzatılmamış. İlk 12 kalibre sulu gerimiz SP-12RS-5PK isimli 1270 standart kurşun. İkinci 12 kalibre sulu gerimiz SP-12SRS isimli 1270 hızlı kurşun. Üçüncü 12 kalibre kurşunumuz 1276-1050 bar Magnum. Ama Magnum ayrı bir grup olduğu için incelemiyorum. 1270'lere yoğunlaşıyoruz. Dördüncü kurşunumuz ise 36 kalibre 5,5 gram kurşun. Balistik tabloya dikkat ederseniz. 36 kalibre kurşun gene biraz daha yüksek bir namlu çıkış hızına sahip. 100 yarda da yani 91.4 metrede 12.70 hızlı kurşun gene 36 kalibreden hızlı. 12.70 standart kurşunun hızı ise 36 kalibreye oldukça yakın. Bu tabloda da başka bir konuya değinelim ayrıca. Enerji sütununa dikkat ederseniz birinci sıradaki standart 1270 fişeğin mühimmata uyguladığı basınç 36 kalibrenin uyguladığı basıncın 3.6 katı. İkinci sıradaki hızlı 1270 fişeğin mühimmata uyguladığı basınç 12 kalibrenin uyguladığı basıncın 4.2 katı. Üçüncü sıradaki Magnum 12 kalibre fişeğin mühimata uyguladığı basınç ise 36 kalibrenin uyguladığı basıncın 4.6 katı ölçüsünde daha yüksek. Dostlar, 12 kalibre mühimmatın sahip olduğu ağır ve yüksek çaplı çekirdekler böyle yüksek ölçülerdeki basınçlarla beslenirler. Bu yüksek enerjilerle beslenen 12 kalibre kurşunlar büyük kinetik enerjiler taşırlar. Bu kinetik enerjiler ölçüşüne yıkıcı ve durdurucudurlar ve bu enerjiler menzile de etki eder. 12 kalibreye en yakın balistik değerler 20 kalibrelerdedir ve 36 kalibreler bu değerlere yaklaşamamaktadırlar. 125 yardaya kadar firma verileri her ne kadar verilmemiş bile olsa görünen köyün kılavuz istemediği gerçektir. 91.4 metre mesafede 1270 standart sulugerin hızı 36 kalibre sulu Ger'e çok yakın 1270 hızlı sulu Ger'in hızı ise 36 kalibreye denktir 125 yarda yani 114.3 metrenin balistik değerleri verilmiş olsa 1270 standart sulugerin 36 kalibre sulu Ger'in hızını yakalamış olabileceğini 12.70 hızlı sulu geri ise 91.4 metrede bile 36 kalibre sulu geri yakalamış olduğunu düşünürseniz 125 yarda da yani 114.3 metrede 36 kalibre sulu geri geride bırakacağı kesindir. Kısacası son tabloda sizlere bu sefer 36 kalibrenin herhangi bir güç ölçüsünün 12 kalibre ile mukayese edilemezliğini dile getirdim. Ve incelediğimiz tablolardaki 125 yarda yani 114.3 metredeki düşme hatlarının 36 kalibrenin 12 kalibreden daha fazla düştüğüne dikkat ederseniz 36 kalibrenin 12 kalibrenin menziline ulaşamayacağını, etkili mesafesinin 12 kalibreden daha düşük olacağını anlarsınız. 36 kalibrenin temel sorunu çıkışta. 12 kalibreden hızlı bile olsa o çok küçük kütlesi nedeniyle çok hızlı şekilde hız ve enerji kaybediyor. Çünkü 36 kalibre gücü ne kadar yüklerseniz yükleyin. 36 kalibre hava mukavemetine dayanamıyor. Problem kütlenin hava mukavemetine direnememesi, ama 12 kalibre ve hatta 20 kalibre bile hava mukavemetine daha fazla dayanıyor. Yani enerjilerini daha fazla koruyabiliyorlar. Çünkü kütlenin yüklendiği enerji çok büyük ve hedefe uyguladığı basınç her durumda daha büyük. Hava mukavemetine dayanım da bir o kadar daha büyük. Dikkat ederseniz bu videoyu sizlere Kalitenin ve teknolojinin sembolü olmuş, dünyaca ünlü firmaların balistik tablolarını analiz ederek hazırlıyorum. Bu videoyu hazırlarken hurafeye hiç yer vermedim ve tarafsız olmayı özen gösterdim. Sadece ulaşabildiğim bilgiyi sizlere tercüme ettim. Dostlarım, av tüfeklerimizin namluları düzdür. Yivleri ve setleri yoktur. Bu nedenle attığımız kurşunlar eksenlerinde dönerek gidemedikleri için kısa zaman içerisinde dengelerini koruyamayıp takla atmaya başlarlar. Bu onların denge noktalarının takla attıkları yönlere ayrı ayrı dönmelerine ve çok hızlı enerji kaybetmelerine neden olur. Çünkü kurşun öyle bir dönmeye başlar ki her tarafa doğru denge noktası diye bir şey kalmaz. Ayrıca tek kurşunlarımız eksenlerinde dönerek gidemedikleri için Havayı yarmakta da başarısızdırlar ve ön tarafları ne şekilde olursa olsun hava mukavemetine dirençleri çok düşüktür. Hava mukavemetine karşı koymakta çok fazla zorlanırlar ve çabuk güç kaybederler ve aynı ölçüde de daha hızlı düşmeye başlarlar. Bu kütleyle de doğru orantılıdır ve enerjiyi taşıyan şey kütle olduğu için küçük kütleli kurşunlar büyük kütleli kurşunlara göre daha az enerji taşıdıklarından hava mukavemetine olan dayanıksızlıkları yüzünden namludan 12 kalibreden daha hızlı bile çıksalar kendilerini daha hızlı tüketip daha çabuk düşerler. Sizlere takdim ettiğim tüm balistik tablolarda bunu görüyorsunuz. 36 kalibre kurşun namludan 12 kalibre kurşundan daha hızlı bile çıksa 125 yarda da yani 114.3 metrede 12 kalibre kurşunun gerisinde kalıyor. Çünkü 36 kalibre kurşun kütlenin yüklendiği enerji çok düşük. Haliyle kendini çabuk tüketiyor. Eskiler hep ufak kurşun daha hızlı uçar, daha uzun menzillidir, daha fazla deler gibi doğru olmayan şeyler anlatırlardı. Bugün için bile aynı fikirler bilimsel değerden yoksun olduğu halde hala karşımıza çıkmakta ve bunlar bizler ulusal silah kültürümüzde gelişim sağlamaya çalıştıkça aksi yönde bir yozlaşmaya neden olmaya çalışmakta. Silah fabrikalarımız zaten arge ve gerekli test imkanlarından yoksun haliyle silahsever halkımızla paylaşılabilecek bilimsel nitelikteki bilgi birikiminden yoksunlar bu birikime sahip çok nadir birkaç firma ise ulusal silah kültürümüze katkı sağlayabilmek açısından kendilerini toplumla bilgi paylaşımına yönlendirecek bir fikri altyapıya sahip değiller. Haliyle toplumumuzla bilgi değil hurafeler paylaşılmakta. Kendi adıma şükürler olsun. Bugüne kadar alışıldık piyasa aktörlerinin tersine elimde hiçbir firmanın hediye tüfeği ya da hediye fişeği yok ve haliyle başım dik. Sadece doğru bildiklerimi yapıyorum. Kimseye ağız bükmüyor, toplumu yanlış yönlendirmiyor. Sadece doğru olduğundan emin olduğum bilgiyi paylaşıyorum. Bu tip ilişkilerle silah kültürümüzün nasıl gözlaştırıldığını görünce halime şükrediyorum. Tüfeğimi de fişeğimi de verir parasını alırım. Hiçbir firmaya boynumu eğmem, yapacaklarımı başım dik bir şekilde yaparım ve bunun huzurunu yaşarım. Dostlarım, 36 kalibre kurşunun 800 metre bölü saniye hızla namludan çıktığı, 12 kalibreden daha uzun menzilli olduğu, daha derin deldiği ve daha etkili olduğu doğru değildir. 36 kalibre bir hobi tüfeğidir. Atış yapmaktan ve vurmaktan, zevkine atış yapmaktan ve hobi atıcılığından zevk alanın tüfeğidir. Hepsine saygımız büyük ama hiç kimse size 36 kalibre 12 kalibreden uzun menzillidir, etkili mesafesi daha uzundur, penetrasyonu daha yüksektir gibi şeyler söyleyemez. 12 kalibrenin de 20 kalibrenin de tüm balistik değerleri 36 kalibrenin tüm balistik değerlerinden daha yüksektir. Bunu tam ve doğru şekilde bilmelisiniz. 36 kalibrenin atışının daha rahat olması daha hafif patlamasındandır. Kaldı ki aslında 12 kalibre ve 20 kalibre kurşun en az 36 kalibre kurşun kadar hassastır. 36 kalibreye dünyanın parasını ve zamanını harcayanlar bunun farkında olmayıp, 36 kalibreye harcadıkları zamanı ve parayı 12 kalibreye harcasalar, 12 kalibre gibi çok güçlü bir tüfeğin profesörü olacaklardı haberleri bile yok. Biz yüksek atış sayılarında bile 12 kalibre ile bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu durumdan haberleri bile yok. Atış yaparken 12 kalibre tüfeğin arkasında duramama ve rahat ve isabetli atış yapamama problemimiz de yok. Sadete gelirsek dostlarım analizlerimden anlayabileceğiniz şekilde 36 kalibrenin menzilinin, etkili mesafesinin, penetrasyonunun 12 kalibre kadar yüksek olamayacağı açıktır. 12 kalibre, hedefe uygulayabildiği basınç açısından 36 kalibre ile kıyaslanamayacak kadar durdurucu ve penetrasyon açısından da daha tatmin edicidir. Menzil olarak da daha uzun menzillidir anlaşılması gerektiği üzere 36 kalibre slug, 12 kalibre slug ile kıyaslanabilir bir malzeme değildir. 12 kalibre kadar etkili olabilmesi de mümkün değildir. Ve ayrıca önemli belirtmek zorundayım ki, bu zamana kadar sizlere verilen değerler, yerli mühimmat markalarımızın performansları açısından çok önemli soru işaretleri yaratmış ve halledilmesi güç bir bilgi kirliliği yaratmıştır. Bundan sonra halkımıza takdim edilecek balistik değerler konusunda hep ciddi şüpheler olacak. İnandırıcılık zor olacak. Herkesi bu yüce milleti bilgilendirirken daha da sorumlu olmaya çağırıyor ve videomu bitiriyorum. Kamuoyumuza takdim ederim. Saygılarımla.